Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilik. Bugünkü dersimizde Fragment Pager Adapter ve Fragment Pager State Adapter'ın ne olduğundan, View Pager'ımızı fragmentlerle nasıl kullanırız onu anlatmaya çalışacağım. Bunun için ve günün sonunda yapacağımız örnek şu şekilde bir şey olacak. Gördüğünüz gibi burada 6 tane farklı fragment var ve benim View Pager'ım bunlarla uyumlu bir şekilde, güzel bir şekilde çalışıyor. Bunu yapmak için öncelikli olarak boş bir proje başlatıyoruz. Main Activity'de şu an için hiçbir şey yok. Burada vakit kaybı olmaması adına bu fragmentleri ayarladım ben. Şimdi gelin isterseniz şöyle bir tanesinin üzerinden geçelim. Burada bir tane sınıf yaratıyoruz ve bunun adı Fragment 1, yani birinci fragmentim. Bunu Fragment sınıfından extend ettim. Fragmentler dersinde de görmüştük. Bir fragment çağrıldığında onCreateView metodu çağrılıyordu ve biz bu fragmentte göstermek istediğimiz layout'u buradaki inflator metoduyla kullanıyorduk. Container false olarak geçiyorduk. Şimdi burada fragment 1 layout'una bakalım. Gördüğünüz gibi bir arka plan rengi var. Her biri farklı olmak kaydıyla bir tane de text view var. İçinde de ait olduğu fragmentin numarası yazıyor. Bunu 6 farklı sınıf için tekrarlıyoruz ve her fragment sınıfı yaratıldığında şuradaki constructor çalışıyor. Parametresiz bir constructor. Buraya da bir log kaydı düştüm. Ne işe yaradığını ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Şu an için bilmemiz gereken ne? Fragment 1 çalıştırıldığında Fragment 1 layout'u gösterilecek. Ve de Emre tagi ile beraber Fragment 1 oluşturuldu diye bir log kaydı düşeceğiz. Fragment 2, yani 2 dediği şeye de bakalım. Gördüğünüz gibi aynısı Fragment 2 layout'unda da ne var? Farklı renkte bir layout var. Kodlar yine aynı. Şimdi ve main activity'ye bir bakalım. Burada da bir tane view pager koyduk. Biz bu view pager'ın içinde ne göstermek istiyoruz? Bizim fragmentlerimizi göstermek istiyoruz. Bunun kodlarını biz nereye yazıyorduk? Main activity'ye geliyoruz. Öncelikli olarak ne yapıyorduk arkadaşlar? View Pager nesnesi yaratıyoruz. View Pager eşittir Find by ID ile bunu bulalım. r.id.viewPager diyerek ilgili typecasting işlemini yapıyoruz. Daha sonra buna bir adaptör atamam lazım. Ben bunu yine custom fragment view pager diyorum. Adaptör de diyelim adına eşittir new, şunun aynısını yazalım. Aslında bunu bu kadar uzatmanın anlamı var mı? Yok. Şöyle custom adaptör diyelim buna. Daha sonra da ne yapmam lazım arkadaşlar? View Pager'ıma set adaptör deyip bunu atamam lazım. Şimdi burada bizim eksiğimiz ne? Tabii ki de custom adaptörüm. Öncelikli olarak şu açık dosyaları kapatalım. Aklımız karışmasın. Şimdi buraya alt enter dedim. Create class custom adaptör diyerek adaptör sınıfımı oluşturdum. Şimdi burada yapacağımız şey bunu bir yerden extend etmemiz lazım. Daha önceki örneklerimizde view pagers'dan extend etmiştik. Burada kullanacağımız sınıf fragmentler kullandığım için fragment pager adaptör olacak. Bunu yaptığım an bir hata alıyoruz. Alt enter'a basıp implement edilmemiş metotların gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Burada iki farklı şey çıktı. Şöyle ikisinde. Evet, get item ve get count metodu. Get item bildiğiniz gibi neyi veriyordu? Göstermek istediğiniz öğelerin sayısını veriyordu. Bunun için şuraya gelelim. Private diyelim. Final, yani artık değiştirilmeyecek ve veri tipi integer olacak. Items diye bir şey atayalım ve buna da 6 diyelim. Çünkü benim 6 tane fragmentim var gösterilecek. Şuradaki get count metoduna da direkt buradaki items'ı verebiliriz. Evet. Daha sonra bu hata vermeye devam ediyor. Ne diyor? There is no constructor diyor. Create constructor. Constructor neydi? Bu sınıftan bir nesne yaratıldığında çağrılacak sınıf. Gördüğünüz gibi fragment manager tipinde bir nesne bekliyor bu.
ve bunu üst sınıfına gönderiyor. Main activity'ye bakarsak burada da bir hata alıyoruz. Gördüğünüz gibi ne istiyor? Fragment manager istiyor. Biz fragment manager'ı nasıl kullanıyorduk? Get fragment manager diyerek kullanıyorduk. Şimdi burada iki tane şey çıktı. Fragment manager. Biri normali, biri de support'u. Siz buradaki fragmentleri oluştururken gördüğünüz gibi biz bunu support fragment, şöyle yapalım. Fragment dediğimde iki çeşidi çıkıyordu. Biri support versiyonu, biri de normaliydi. Biz burada support'u kullandığımız için burada da neyi vermemiz lazım? Get support fragment manager vermemiz lazım. Bunu yaptığımda aslında benim main activity'deki yapacaklarım şu an için bitti. Custom adaptöre devam edelim. Şimdi buradaki get count metodunun ne işe yaradığını söyledik. Benim öğelerimin sayısını vermem gerekiyordu. 6 fragment var. 6'yı buraya geçtim. Get item ise şuradan gelen position değerine göre geriye ne gönderecek benim örneğimde? Fragment gönderecek değil mi? Zaten geri dönüş tipi fragment. O zaman şuradaki return'ı silip şuraya bir switch case oluşturabiliriz. Neye göre switch olacak bu? Gelen position'a göre. Açalım bunu. Ve gelen position değeri case diyorum 1 ise veya önce 0 gelecek. Position 0'dan başlar çünkü. Ne diyelim arkadaşlar? Return new fragment 1. Umarım anlaşılmıştır. Case 1 dediğimde yine aynı şekilde return new fragment 2. Yani burada get item çağrıldığında buna bir position değeri geliyor. Mesela ikinci fragmenti getirmemiz isteniyor. O zaman position 1 olacak. Case 1'e düşecek. Case 1'e düştüğünde de fragment 2 sınıfından yeni bir fragment yaratılacak. Fragment 2'ya da bakarsak ne var bunun onCreateView metninde? O da gidecek fragment 2 layout'unu gerçekleştirecek. Şimdi şunları aynen copy paste yapalım. 2 ise bu, 3 ise bu, 4 ise bu, 5 ise bu. Aynı şekilde fragment 1, 2 burası ne olacak? 3 olacak. Burası 4. Five ve de six. Herhangi bir şey gelmediğinde yani default versiyonuna da ne yazalım? Return new fragment. İlk fragmenti getirsin. Bu da bu şekildeydi. Aslında bitti mi? Şu an için bitti. Bir testini yapalım. Hani ekranda değiştirecek veri olmadığı için ve her bir sayfanın aslında layout'u nedir şu an için? Belli olduğu için bu kadar kısa sürdü. Çalıştırılsın. Şu an için anlatmadığımız bir şey var mı ona bakalım. Yok. Evet, 1 çalıştı. Çektim 2 çalıştı. 3, 4. Şu an fragment pager adaptörüm düzgün bir şekilde çalıştırılıyor. Ve gördüğünüz gibi 6 tane fragment ekranıma geldi. Şimdi gelelim şuradaki Android monitöre. Şuraya bir emre yazalım. Emre mi demiştik? Evet, emre demişiz. Şimdi bunun şöyle bir silelim şurayı. Clear log deyip şunu tekrardan bir çağıralım. Uygulamamızı tekrardan bir açalım. Bakalım neler oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi şuraya fragment 1 oluşturuldu dedi. Fragment 2 oluşturuldu. Aynı instantiate view metodu gibi. Siz ekranda birinciyi görürken bir sonraki de oluşturuluyor. 2'yi geldim. Bu sefer ne yazacak? Fragment 3 oluşturuldu. 3'ü gösterdiğimde 4 oluşturuldu. 4'ü gösterdiğimde 5 oluşturuldu. Şurada. Ve 5'i gösterdiğimde de 6 oluşturuldu. Şimdi geriye gidelim. Herhangi bir hareketlilik görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Ne oluyor burada? Normal bir view pager adaptörde ne oluyordu aslında?
Görünmeyen öğeler destroy ediliyordu değil mi? Ama benim buradaki fragment manager'ıma şuraya pardon şuna bakarsak eğer bunun instantiateView diye bir metodu var. DestroyView diye bir metodu var. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir remove işlemi yok. Sadece detach işlemi var. Fragment lifecycle'dan yani yaşam döngüsünden biz neyi biliyoruz? Detach neydi? Detach çağrılıyor. Fragmenti activity'ye attach oluyordu. Bir de detach oluyordu değil mi? Detach olması sizin fragmentinizi ilgili aktiviteden kaldırır. Ama hafızadan siler mi? Hayır. Sadece aktivite ile olan alakasını keser ama hafızada hala vardır. Ki deminki Logcat'te de gördük. Hiçbiri destroy falan olmadı. Bu 6 tane fragmentiniz varsa sorun olmayabilir ama sizin 50 veya 100 tane fragmenti böyle pager'la gösteriyorsanız ne olacaktır? Memory exception olacaktır. Hepsi hafızada tutulamayacağı için uygulama crash olup kapanacaktır. Bunu önlemenin çok basit bir yolu var. Bunu kapatalım. Şimdi bizim burada kullandığımız sınıf fragment pager adaptör ve gördüğünüz gibi DestroyView'de herhangi bir remove işlemi olmuyor. Sadece detach oluyor. Yani activity ile alakası kesiliyor. Hafızada bekliyor. Ben eğer burayı fragment state pager adaptör dersem bir de gelin burada bir log kayıtlarına bakalım. Fragment 1 oluşturuldu dedi, 2 oluşturuldu dedi. Şu an için değişen bir şey yok. 3 oluşturuldu. Çok güzel. 4 oluşturuldu. Değil mi? 5 oluşturuldu. 6 oluşturuldu dedi. Şimdi 6'yı da gösterelim. Şimdi mesela 5'e doğru geleyim. Gördüğünüz gibi 4 oluşturuldu dedi. Yani bu ne demek aslında? Demek ki 4'ü silmiş. Ben ne zaman ki 5'e geliyorum bir öncesi ve sonrası hafızada duracak demiştik ya. Demek ki 4'ü silmiş gitti 4'ü bir daha oluşturdu. 4'e geldim bu sefer ne yapıyor? 3'ü oluşturuluyor. Şunun da gelin şeyine bakalım. Start instantiate item dedi. Destroy item'ına bakarsanız gördüğünüz gibi ilgili fragment sadece detach olmuyor. Ayrıca remove ediliyor. Yani hafızadan siliniyor. Bu sebeple ben geriye doğru geldiğimde o bir önceki elemanları da tekrardan yaratılıyor, create ediliyor arkadaşlar. Siz eğer kurucu sınıf olarak, pardon kök sınıf olarak neredeydi o? Şurada fragment state pager kullanırsanız hafızayla ilgili herhangi bir sorun yaşamazsınız. Güzel bir hafıza yönetimi de yapmış olursunuz. Fragment state pager adaptörle fragment pager adaptörün temel farkı bu. Sizin eğer elinizde sabit sayıda işte 3-5 tane fragment varsa bunu kullanabilirsiniz tabii ki. Ama bunu kullanırsanız ne olacaktır? Sizin kullanılmayan fragmentleriniz remove edileceği için hafızadan yana herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Evet, fragmentlerle de view pager kullanımı bu şekildeydi. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.